hepsinin ardından ortak bir yapı çıkıyor. Artık Avrupa'da futbol takımları bir sporcuyu transfer ederken sporcunun yeteneğinden çok bambaşka demin bahsettiğim özelliklere bakıyorlar. Burada benim tanıdığım biri var. NBA'den para alıyor. Yaptığı tek iş NBA'nin belki ve yıllar sonra transfer etmek isteyebileceği kişileri özel hayatına takip ediyor. Nereye gidiyor, ne yiyor, ne içiyor, kimlerle takılıyor, kız arkadaşı nedir? Dolayısıyla yani scouting dediğimiz sporda doğru transferi yapma konusunda bu gibi unsurlara bakıldığını görmek aslında bizim dediğim demin konuştuğumuz konunun da çok güzel bir örneği. Artık iyi bir sporcu değil, takımı bütün sporcuların bir araya getirdiğiniz gücünden daha fazla güce eriştirebilecek, daha kuvvetli yapabilecek, pozitif enerji verebilecek, düşük anda, mağlubiyette takımı ayağa kaldırabilecek, tribünleri etkileyebilecek ama özel hayatta da örnek olabilecek. Mesela geçen sene Fenerbahçe'de Ekpe Udoh diye bir basketbolcu vardı. Bilen bilir. Müthiş bir özelliği vardı. Özel hayatında okumaya çok önem veriyordu. Ve devamlı kitap okurdu. Sonra Atatürk'le tanıştı. Atatürk okumaya başladı. Çok etkilendi. Ve müthiş bir rol model oldu. Sadece sporculuğundan değil, saha dışındaki duruşundan, insanları kitap okuma sevgisini aşılamaktan, Atatürk'le ilgili duruşu, söylemlerinden rol model oldu. Sporcuların rol model olması çok önemli. Çünkü rol modellik de burada konuşuluyor. Dolayısıyla artık sadece yetenek değil, karakteristik özellik.